Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okulları 3. sınıf öğretmeni Gülesen. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf hayat bilgisi dersinde 3. ünitemiz olan sağlıklı hayatı işleyeceğiz. Evet çocuklar. Öncelikle kişisel bakım neydi onu bir hatırlayalım. Kişisel bakım sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürebilmemiz için yapmamız gereken temizlik kurallarını uygulamaktır. Elimizi, yüzümüzü yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, düzenli banyo yapmak, bunların hepsi bizim kişisel bakımımızı ifade eder. Kişisel bakımımızı düzenli bir şekilde yapmak çocuklar hem sağlıklı bir hayat sürdürebilmemiz için hem de çevremizdeki insanlara duyduğumuz saygıdan dolayı asla ihmal etmememiz gereken bir şeydir. Kişisel bakımımızı yaparken ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Öncelikle bunlar neler? Görselleri bir inceleyelim bakalım. Burada banyo yapan bir çocuğu görüyoruz. Banyo yaparken suyu özenli kullanırım. Gereksiz yere suyu açık bırakmadığını bize ifade ediyor. Tuvalette suyu boşa harcamam. Eğer sifonu bir kere çekmem yeterli oluyorsa 2-3 kere veya daha fazla çekmeme gerek yok arkadaşlar. Burada da dişlerini fırçalayan bir çocuk görüyoruz. Dişlerimi fırçalarken diş macunu yeteri kadar kullanırım demiş. Evet çocuklar, diş fırçasının üzerine nohut büyüklüğünde diş macunu koymamız yeterlidir. Fazlasını koymak bize sadece israf yaptırmış olur çocuklar. Yani boşa harcamış oluruz macunumuzu. Ve aynı zamanda dikkat ettiyseniz bu kız çocuğu dişlerini fırçalarken suyu açık bırakmamış değil mi? Suyun boşa akmasını engellemiş kapatarak. Evet, burada da ellerini yıkayan bir çocuk görüyoruz. Ellerimi yıkarken suyu boşa akıtmam demiş. İşi bittikten sonra sabundan iyice elini arındırdıktan sonra artık suyu açık bırakmadığını bize ifade ediyor. Evet çocuklar, bir okuyalım bakalım. Elimizi ve yüzümüzü yıkayarak, düzenli banyo yaparak, dişlerimizi fırçalayarak kişisel bakımımızı yaparız. Kişisel temizliğimizi ve bakımımızı yaparken elektrik, su gibi kaynakları kullanırız. Bu kaynakları kullanırken bilinçli olmalı, boşa harcamamalıyız. Banyo yaparken, ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken su israfından kaçınmalıyız. Havlu, diş fırçası, tırnak makası gibi araç ve gereçleri kullanırken özenli kullanmalıyız. Çocuklar, havlu, diş fırçası, tırnak makası bunlar aynı zamanda bizim kişisel eşyalarımızdır değil mi? Yani sadece bize ait olması gereken, başkasıyla ortak kullanmamamız gereken eşyalardır. Evet, diş macunu ve sabun gibi temizlik malzemelerini gereğinden fazla kullanmamalıyız. Kaynakları bilinçli kullanmak aile bütçesine de katkı sağlar. Evet çocuklar, biz eğer suyu boşa akıtmazsak, elektriği boşa açık bırakmazsak ve aynı zamanda sabun, diş macunu gibi malzemelerimizi, temizlik malzemelerimizi, şampuan da buna dahil gereğinden fazla kullanmazsa aile bütçemize de bir o kadar katkı sağlamış oluruz. Kişisel bakım hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için gereklidir. Kendisine ve çevresine saygı duyan herkes kişisel bakımını yapmalıdır. Kişisel bakımımızı yaparken kullandığımız kaynakları bilinçli kullanmak önemlidir arkadaşlar. Evet, burada sizden bir slogan yazmanızı istiyor. Kişisel bakımınızı yaparken kaynakları tasarruflu kullanmayla ilgili bir slogan yazmanızı istiyor. Hepinizin çok güzel fikirler aklınıza geleceğine eminim arkadaşlar. Evet, etkinlik zamanı demiş. Kişisel bakımınızı yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Bu kaynakların israf edilmesi sonucunda hangi sorunları yaşayabilirsiniz? Yazınız demiş. Çocuklar, kişisel bakımımızı yaparken su, elektrik, sabun, şampuan kullanırız. Banyo yaparken, ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken su israfından kaçınmalıyız. Çünkü hem aile bütçemize katkı sağlamak için hem de bu var olan kaynakların ileride tükenmesini önlemek için. Havlu, diş fırçası, tırnak makası gibi araç ve gereçleri kullanırken özenli kullanmalıyız. Diş macunu ve sabun gibi temizlik malzemelerinin gereğinden fazla kullanmamalıyız. Kaynakları dikkatli kullanmak aile bütçesine de katkı sağlar. Kişisel bakım
hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için gereklidir çocuklar. Kendisine ve çevresine saygı duyan herkes kişisel bakımını mutlaka yapmalıdır. Kişisel bakımımızı yaparken kullandığımız kaynakları bilinçli kullanmak çok önemlidir. Hem aile bütçemize katkı sağlamak için hem de bu kaynakları tüketmemek için çocuklar. Evet, burada bir kız çocuğu görüyoruz yine. Dişlerini fırçalıyor, musluğu açık bırakmamış. Kişisel bakımınızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz demiş. Evet, sizler de nelere dikkat ettiğinizi aşağıya güzel bir şekilde yazınızı dikkat ederek yazabilirsiniz. Musluğu açık bırakıyor musunuz? Yeteri kadar sabun, şampuan, diş macununu sadece ihtiyacınız kadar mı kullanıyorsunuz yoksa ihtiyacınızdan fazla mı kullanıyorsunuz? Banyoda veya tuvalette işiniz bittikten sonra ışıkları söndürüyor musunuz? Siz nelere dikkat ediyorsunuz? Onları yazın bakalım. Evet çocuklar, sağlıklı hayat ünitemizde diğer bir konumuz satın alırken. Yiyecek ve içeceklerinizi nerelerden satın alıyorsunuz diye sormuş. Çocuklar, yiyecek ve içeceklerimizi pazardan, manavdan, marketlerden, alışveriş merkezlerinden, mahallemizde bulunan bakkallarımızdan satın alıyoruz, değil mi? Pekala, buralardan satın alırken acaba nelere dikkat etmeliyiz? Bir okuyalım bakalım. Benim adım Akın. Üçüncü sınıfta okuyorum. Annemin istediği yiyecek ve içecekleri mahallemizdeki bakkaldan ya da marketten kendi başıma alabiliyorum. Geçen gün annem benden süt almamı istedi. Annemin istediği sütü almak için markete gittim. Alışveriş yaparken nelere dikkat etmem gerektiğini derste öğrenmiştim. Marketin süt ürünleri reyonuna gittim. Bu ürünler serin ortamda duruyordu. Çeşitli markalarda sütler vardı. İçeriklerini kontrol edip fiyatlarını gözden geçirdim. Ürünün bozuk olup olmadığını anlamak için son kullanma tarihine de baktım. Ambalajını kontrol ettim. Sonra kaliteli ve ucuz olanını tercih ederek sütü aldım. Kasada sütün ücretini ödedikten sonra fişimi de alarak eve geldim. Evet çocuklar, Akın markete gittiğinde öncelikle süt ürünlerinin serin ortamda bulunması gerekiyor, bozulmaması için. Buna dikkat etmiş. Daha sonrasında ürünün son kullanma tarihine bakmış. Eğer tarihi geçmişse ve biz onu tüketirsek çok kötü bir şekilde rahatsızlanabiliriz. Aynı zamanda ambalajını da kontrol etmiş. Yani paketinde bir hasar var mı? Herhangi bir yerinde bir açılma var mı? Bunu da kontrol etmiş ve daha sonra fiyatlarına bakarak kendi bütçesine en uygun olan sütü seçmiş ve kasada da fişini almayı unutmamış. Olur ya, eğer değiştirmek zorunda veya iade etmek zorunda kalırsa mutlaka fişiyle birlikte markete gitmesi gerekiyor çocuklar. Evet, devam edelim. Anneme sütü verirken bilinçli tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattım. Satın aldığımız sütün bozuk çıkması durumunda geri verebileceğimizi söyledim. Ürünü geri vermenin tüketici haklarından biri olduğunu belirttim. Alışveriş sırasında reklamların etkisinde kalmamamız gerektiğini de açıkladım. Söylediklerim annemin çok hoşuna gitti. Aferin oğlum. Bilinçli bir tüketici olman beni çok mutlu etti dedi. Evet çocuklar, bilinçli bir tüketici mutlaka alacağı ürünün son kullanma tarihine bakar, paketinin sağlam olup olmadığına bakar, fiyatına bakar, reklamda gördüğü her şeyi satın almaz. Eğer ihtiyacı yoksa ihtiyacı olmayan bir şeyi gidip satın almaz, değil mi çocuklar? Evet, satın aldığınız herhangi bir yiyecek maddesinin ambalajını inceleyip gözlemlerinizi arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız demiş. Siz de en yakın zamanda satın aldığınız bir ürünün ambalajını bir inceleyin bakalım. Son kullanma tarihi nerede yazıyor? Ürünün içerisinde hangi maddeler var? Neler var? Hangi maddeden ne kadar kullanılmış? İçeriğini bir okuyun bakalım. Ambalajında herhangi bir sıkıntı var mıydı? Kutu herhangi bir hasar görmüş müydü? Ona bir bakın bakalım. Satın aldığınız yiyecek maddesinin
Ambalajına mutlaka son kullanma tarihi olması gerekir çocuklar. Eğer bu tarih geçmişse kesinlikle tüketmemelisiniz. Satın almamalısınız. Oradaki satıcıya hemen bunu bildirmeniz gerekir. Çünkü başka insanlar eğer buna dikkat etmeyip o ürünü satın alırlarsa zehirlenebilirler. Üzerinde yer alan bilgileri mutlaka doğru bir şekilde okumamız gerekir. Neyi satın aldığımızı bilmemiz gerekir arkadaşlar. Evet, aşağıdaki kutuların içine bilinçli tüketicinin davranışlarını yazınız demiş. Çocuklar bilinçli tüketici nasıl olmalı? Bilinçli tüketici ürünün son kullanma tarihine mutlaka bakmalı. Aldığı alacağı ürünleri güvenilir yerlerden almalı. Güvenmediğimiz, bilmediğimiz alelade yerlerden ürün satın almamamız gerekir. Alacağı ürünün ambalajını kontrol etmeli. Yırtık olmamasına veya açılmamış olmasına dikkat etmeli çocuklar. Çünkü bazı ürünler açıldıktan sonra en fazla 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. O yüzden ve bizden önce de bir başkasının açması tabii ki de hoşumuza gitmeyeceği için ve sağlıklı olmayacağı için alacağımız ürünün bizden önce açılmamış olmasına mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Evet, TS damgası olup olmadığına da mutlaka dikkat etmeli çocuklar. Açıkta satılan yiyecek ve içecekler sağlığa zararlı mıdır? Neden demiş. Çocuklar tabii ki de açıkta satılan yiyecek ve içecekleri tercih etmememiz gerekir. Çünkü bu yiyecek ve içeceklerde bakteri oluşumu daha kolaydır. Ayrıca içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Açıkta satıldığı için kutulu bir ürün satın aldığımızda bize o ürünün içerisinde neler var diye içindekiler kısmını hepsi yazar. Ama açıkta satın aldığımız ürünlerin içerisine neyi ne kadar koyduklarını bilmediğimiz için güvenilir değildir. Sağlığımız açısından zararlı olabilir çocuklar. O yüzden tercih etmemeniz gerekir. Evet, diğer bir konumuz neyi ne zaman yemeliyim? Ve burada bir pazar yeri görüyoruz çocuklar. Pazar yerinde alışveriş yapan insanlar var. Pekala biz hangi kış mevsimi, yaz mevsimi, sonbahar, ilkbahar hangi mevsim olursa olsun pazara gittiğimizde hep aynı ürünleri mi görüyoruz? Hayır değil mi arkadaşlar? Tabii ki de mevsimine göre ürünler değişiyor çocuklar. Pekala pazar veya manavda satılan meyve ve sebzeleri mevsimlerine göre söyleyiniz demiş. Sizler meyve ve sebzeleri yazın hangi meyveleri genelde yiyorsunuz? Kışın hangi meyveleri genelde tüketiyorsunuz? Hangi sebzeleri yazın bulabiliyoruz? Hangi sebzeleri kışın bulabiliyoruz? Bunu ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte tartışabilirsiniz çocuklar. Tabii ki de her mevsim aynı meyveyi, aynı sebzeyi bulamıyoruz değil mi? Mevsimine göre tüketmek çok çok önemli sağlığımız açısından. Evet artık biraz daha bu tarz sebze ve meyvelerin hormonlarında değişiklik yaptıkları için birçok meyve ve sebzeyi her mevsim bulabiliyoruz. Ama kendi mevsiminde doğal ortamda yetişen meyve ve sebzeden alabileceğimiz sağlıklı besin değerlerini o hormonlu üretilen meyve ve sebzelerden alamıyoruz çocuklar. Bu yüzden mevsiminde tüketmek çok önemli. Okuyalım bakalım. Hasan annesiyle birlikte pazara gitmeyi çok seviyordu. Pazarda meyve ve sebzeleri incelemekten çok hoşlanırdı. Çilek, erik, karpuz gibi meyveleri çok severdi. Bu meyveler size hangi mevsimi çağrıştırıyor çocuklar? Yaz mevsimini değil mi? Yaz boyunca tezgahlarda bu meyveleri bolca bulabildi. Bunların yanında domates, salatalık, patlıcan, kabak, taze fasulye gibi pek çok sebze de tezgahları süslüyordu. Demek ki yaz mevsiminde bizler çileği, eriği, karpuzu, domatesi, salatalığı, patlıcanı, kabağı, fasulyeyi çok rahat bulabiliyoruz. Ve bunları yazın tüketmek mevsiminde meyve ve sebze tükettiğimiz için sağlığımız açısından çok güzel çocuklar. Evet, yavaş yavaş havalar soğumaya, yapraklar dökülmeye başladı. Hasan pazarda elma, ayva, mandalina gibi meyveleri gördü.
Karnabahar, turp, ıspanak, havuç gibi sebzeler de pazarda yerlerini aldı. Demek ki elma, ayva, mandalina, karnabahar, turp, ıspanak, havuç bunlar sonbahar mevsimine ait sebzeler. Artık yaz meyve ve sebzeleri yok denecek kadar azdı ve çok pahalıydı. Hasan mevsimler değiştikçe sebze ve meyvelerin de sürekli değiştiğini fark etti. Annesi ona mevsiminde yenen besinlerin hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu anlattı. Hasan meyve ve sebzeleri doğru zamanda tüketmenin önemini artık çok iyi biliyordu. Sağlığımızı korumak için besinlerin mevsiminde yenmesi önemlidir. Evet, en çok sevdiğiniz mevsimi seçerek bu mevsimde yetişen meyve ve sebzeleri araştırınız demiş çocuklar. Şimdi bir bakalım etkinliğimize. Burada bize bir sürü meyve ve sebze vermiş arkadaşlar. Evet, hemen birlikte bir inceleyelim bakalım. Boyayarak yaz mevsimine mi ait, kış mevsimine mi ait? O sepete ona göre atmamızı istiyor. Evet çocuklar, biraz önceki metinde de okuduğumuz gibi turp kış mevsimine aittir, değil mi? Aynı şekilde havuç, limon, nar, mandalina bunlar kış mevsimine ait olan sebze ve meyveler. Hemen yaz mevsimine ait olanlara bakalım. Patlıcan var, çilek var, kiraz var çocuklar. Yukarıda biber var, dolmalık biber, bezelye var. Hatta anneleriniz yazdan bezelye ayıklayıp buzluğa atarlar. Kışın bezelye yemekleri yapabilsinler diye, değil mi? Aynı şekilde domates de yaparlar mesela. Kavanozlara koyarlar domatesleri. Neden? Çünkü yazın domatesleri hem daha güzel, daha lezzetli, hem daha sağlıklı diye yazdan bu tür hazırlıklar yapabilirler çocuklar. Evet, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin sağlık açısından yararları nelerdir demiş. Çocuklar, evet birçok meyve ve sebzeyi artık dört mevsim bulabiliyoruz. Ama çoğu kendi mevsiminde olmayan sebze ve meyvelerin çoğu hormonlu. Hormonlu yediğimiz gıdalardan da istediğimiz besin değerlerini alamayız çocuklar. Evet, hormon takviyesi ve kullanılan kimyasal ilaçlar meyve ve sebzeler üzerindeki özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle artık her mevsim her şeyi bulabiliyor olsak da meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye çalışmalıyız sağlığımız için çocuklar. Evet, sağlıklı besleniyorum. Çocuklar, sağlıklı beslenmek için neler yapmak gerekir? Dengeli ve düzenli beslenme nedir? Onu bir hatırlayalım bakalım. Dengeli ve düzenli beslenme insan sağlığı açısından büyük önem taşır çocuklar. İnsanın sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesi için mutlaka bütün besin gruplarından yeteri miktarda yemesi gerekir. Bu besin gruplarımız neler? Mesela süt grubu, et, yumurta ve kuru baklagil grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubu. Çocuklar hepsinden yeteri kadar yemezsek eğer sağlıklı bir şekilde beslenmiş olmayız. Et de yiyeceğiz, süt ürünlerinden de yiyeceğiz, sebze de yiyeceğiz, tahıl grubundan da yiyeceğiz, kuru baklagillerden de yiyeceğiz. Hepsinden yeteri kadar beslenmeye biz dengeli ve düzenli beslenme diyoruz. Evet, Nazlı ve ailesi akşam yemeği için masaya oturdular. Nazlı tabağındaki ıspanak yemeğini görünce yemek istemedi. Bunun üzerine babası, Nazlıcığım, sebzeler vücudumuz için çok yararlı besinlerdir. Ispanak, kemiklerimiz ve göz sağlığımız için çok faydalı bir sebzedir. Bunun gibi diğer meyve ve sebzeler de sağlıklı gelişebilmek için gereklidir. Ve bunlardan da yeterli miktarda yemelisin. Peki babacığım, ıspanağın faydalı olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra ıspanağı severek yiyeceğim. Annesi, aferin, sağlıklı büyümen için bütün yiyeceklerden yeteri kadar yemelisin.
Büyümek ve sağlığımızı korumak için vücudumuza gerekli olan besin maddelerini yeterli ve dengeli tüketirsek bilinçli beslenmiş oluruz. Sabah kahvaltısını, öğle ve akşam yemeklerini zamanında yemeli ve öğün atlamamalıyız. Örneğin kahvaltı yapmadan okula gelirsek dersi iyi dinleyemeyiz, dikkatimiz dağılır ve oyun oynarken de çabuk yoruluruz. Ve bazen kahvaltı yapmadan geldiğinizde de çocuklar dersi iyi dinleyemediğiniz gibi baş ağrınız olabiliyor, karın ağrınız olabiliyor, daha halsiz oluyorsunuz. Uykunuz sanki bir türlü açılmıyor, değil mi? Kahvaltı, günün ilk öğünü kahvaltı çok önemli arkadaşlar. Hem daha dinç oluyoruz hem de sağlıklı beslenmek için öğünlerimizi atlamıyoruz. Mutlaka 3 öğün yiyoruz arkadaşlar. Diyabet, çölyak, obezite ve besin alerjisi gibi sağlık sorunları olanlar beslenmelerine çok daha fazla dikkat etmelidirler. Örneğin diyabet sorunları olanlar şekerli besinleri, çölyak hastalığı olanlar ise tahıl içeren besinleri dikkatli tüketmelidir. Yiyecekleri israf etmemeliyiz. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız çocuklar. Evet, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığınız açısından önemi nedir? Çocuklar, yeterli ve dengeli beslenmezsek vücudumuz belli bir zamandan sonra enerjisi azalacaktır. Çok çabuk yorulacağız, dersi dinleyemeyeceğiz, oyun oynarken enerjimiz yüksek olmayacak ve belli bir zaman sonra da sağlık problemlerimiz ortaya çıkabilir. Eğer yeterli ve dengeli beslenmezsek. Evet çocuklar, burada bir afiş çalışması yapmanızı istiyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bir afiş hazırlayın. Güzelce renkli kalemlerinizi kullanarak bunu yapabilirsiniz. Aşağıya da siz yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Bir sorgulayın bakalım kendinizi. Evet, eğer düşünmüyorsanız yeterli ve dengeli beslenmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüp karar verebilirsiniz çocuklar. Evet, temizlik her yerde diğer bir konumuzda. Çocuklar, temizlik hem bizim kişisel bakımımız için, hem sağlığımız için, hem de çevremizdeki insanlara duyduğumuz saygıdan dolayı çok önemlidir. Ve mutlaka temizliğimize dikkat etmemiz gerekir. Ama sadece kendi vücut temizliğimize mi? Ya da sadece odamızın temizliğine mi? Sadece evimizin temizliğine mi? Tabii ki de hayır. Çevremizin temizliğine de çok dikkat edeceğiz. Evet, evimiz çok temiz olabilir, odamız çok temiz olabilir. Ama dışarıda yerlere çöp atıyorsak, doğayı kirletiyorsak, okulumuzun bahçesinde yediğimiz bir beslenmemizi çöp kutusuna değil yerlere atıyorsak, o zaman demek ki biz temizlik kurallarını tam olarak yerine getirmiyoruz demektir, değil mi arkadaşlar? Şimdi bize bir soru sormuş. Çevrenizdeki insanlarla ortak kullandığınız alanlar nelerdir? Çocuklar, parklar, bahçeler, okullar, hastaneler, sağlık ocakları, dinlenme tesisleri, piknik yerleri, toplu taşıma araçları, bunların hepsi bizim başka insanlarla ortak kullandığımız alanlardır, değil mi? Ve bakın buradaki resme bir bakalım. Burada bir piknik yeri görüyorum. Ama maalesef insanlar burada eğlenirken, karınlarını doyururken doğaya ne kadar zarar vermişler, değil mi çocuklar? Eminim buraya ilk geldiklerinde eğer burayı böyle çöp içinde bulsalardı kesinlikle oturmak istemeyeceklerdi. Ama temiz gördükleri için, temiz bir yer gördüğümüzde temiz bir yerim tercih ederiz, kirli bir yerim tercih ederiz piknik yapacağımız zaman. Tabii ki de temiz bir yeri tercih ederiz. O yüzden bizden sonra da orayı kullanacak olan insanları düşünerek, doğayı düşünerek mutlaka piknik yaptıktan sonra çevremizi temiz bırakmalıyız, değil mi çocuklar? Evet, bakalım. Hafta sonu ailece pikniğe gittik. Oturacak bir masa ararken karşılaştığımız manzara hepimizi çok üzdü. Bazı çöpler masaların üzerinde unutulmuş, bazıları yerlere atılmıştı. Etraf bu kadar kirliyken eğlenebilmemiz mümkün değildi. Kardeşim ve ben elimize bir çöp torbası alıp çöpleri topladık. Piknik alanını temiz bir hale getirdikten sonra ailece keyifli bir gün geçirdik. Temizlik kurallarına uymak
sadece kendimiz için değil, birlikte yaşadığımız insanlar için de önemlidir. Hastane, okul, park, tuvalet, piknik alanları, alışveriş merkezleri gibi pek çok alanı başkaları ile ortak kullanırız. Bu alanları temiz kullanmalıyız. Piknik alanları, okul bahçesi ve benzeri alanlarda çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Sınıf gibi kapalı alanlarda koşmamalı, kapalı alanları sık sık havalandırmalıyız. Tuvaletleri temiz kullanmalıyız. Ortak alanlarda temizlik kurallarına uymazsak mikroplar hızla yayılıp insanlara bulaşabilir. Bu nedenle tuvaleti kullandıktan sonra ellerimizi yıkamalı, kullandığımız peçeteleri çöp kutusuna atmalıyız. Hapşırırken ve öksürürken ağzımızı uygun şekilde kapatmalıyız. Yerlere tükürmemeliyiz. Temizlik ve hijyen kurallarına uyman hem kendi sağlığımız hem de diğer insanların sağlığını korur çocuklar. Evet, okul bahçenizi temiz tutmak için neler yapabilirsiniz demiş. Çocuklar, okul bahçemizi temiz tutmak için yediğimiz, içtiğimiz yiyecek ve içecekleri çöp kutusuna atmalı. Bahçede eğer bize ait olmasa bile tıpkı buradaki çocukların piknik alanına gidip piknik alanındaki çöpleri topladığı gibi bahçede eğer bize ait olmayan çöp görürsek bunu alıp çöp kutusuna atarsak bahçemizi daha temiz kullanmış oluruz değil mi çocuklar? Bana ait değil deyip görmemezlikten gelmememiz lazım. Evet. Çocuklar, burada iki resim görüyoruz. Birinci resimde maalesef ki çocuklar birbirlerine kağıt parçaları fırlatıyorlar ve sınıflarını inanılmaz bir şekilde kirletmişler değil mi? Diğer bir resme baktığımızda ise iki öğrenci sınıfını topluyor. Muhtemelen nöbetçi öğrenci olabilir bunlar. Arkadaşları teneffüse çıkmış. Onlar da ders esnasında dağılan sınıflarını topluyorlar. Evet, çocuklar tabii ki de sınıfımızı, evimizi, okulumuzun bahçesini veya piknik alanı nere olursa olsun bu şekilde kirletmek doğru bir davranış değildir değil mi çocuklar? Evet, birinci görselde çocuklar birbirlerine kağıt fırlatarak sınıflarını kirletmeleri yanlış bir davranıştır. İkinci görselde çocukların sınıfı temizlediğini, çöpleri topladıklarını görüyoruz. Hepimiz evimize, odamıza gösterdiğimiz özeni sınıfımıza da göstermeliyiz. Sınıf eşyalarımızı özenli kullanmalı ve ortak alanları hem kendi sağlığımız için hem de diğer arkadaşlarımızın sağlığı için temiz tutmalıyız çocuklar. Evet, bir hatırlayalım bakalım. Sağlıklı hayat temasında hangi kavramları işledik, bir hatırlayalım. Evet, burada balonun üzerinde harfler var. Acaba hangi kavramı bana veriyor olabilir? Ben buldum. Eminim siz de buldunuz. Hijyen diyebiliriz çocuklar. Büyük harfle yazalım. Evet, kutucuklara yazıyoruz. Şöyle ayıralım. Evet, hemen diğer balonumuza bir bakalım. Burada ne diyor acaba? Evet, hem sağlığımız açısından hem de çevremizdeki insanlara olan saygımızdan dolayı temizliğe çok önem verdiğimizden bahsetmiştik. Evet, burada temizlik yazıyor çocuklar. Yazalım. Sizler de en güzel yazınızla kutucukları doldurun. Evet, burada ne diyor? Sağlık. Her şeyden önemli olan sağlıktan bahsediyor. Bu ünitede sık sık tekrar ettik değil mi? Sağlığımızı korumak için aldığımız ürünlere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Kişisel bakımımızdan bahsettik. Çevremizi temiz tutmamızdan bahsettik. Evet, burada ne varmış? Bakalım. İsraf. Evet çocuklar, israf etmek yani gereğinden fazla kullanmak değil mi? İsraf etmek, kaynakları israf etmeden kullanmamız gerekiyordu. Hem aile bütçemizi düşündüğümüz için hem de
Kaynakların tükenebileceğini unutmamamız gerekiyordu. Evet, buraya bir bakalım. Besin yazıyor çocuklar. Besin. Evet, her besin grubundan yeteri kadar tüketmeliyiz, değil mi? Onu yemem, bunu yemem demek yok arkadaşlar. Hepsinden yeteri kadar tüketirsek dengeli, düzenli ve bilinçli bir şekilde beslenmiş oluruz. Çocuklar, burada ne yazıyormuş? Hemen bakalım. Alışveriş. Evet, bilinçli bir tüketici nasıl alışveriş yapardı? Mutlaka alacağı ürünün son kullanma tarihine bakardı. Ambalajını kontrol ederdi. Reklamda gördüğü her ürünü almazdı. İhtiyacı olan ürünü sadece satın alırdı, değil mi arkadaşlar? Evet, buradaki kelimemiz de alışverişmiş çocuklar. Devam edelim bakalım. Evet, eğlence zamanı. Ahmet'in elmaya ulaşmasına yardım ediniz demiş bize. Acaba Ahmet elmaya nasıl gidebilir? Önce bir inceleyelim bakalım. Nereden gitse daha doğru bir şekilde yolu bulabilir. Evet, sizlerle bir düşünün. Daha sonra elinize kurşun kaleminizi aldıktan sonra birlikte yapabiliriz. Evet, ben de kalemimi alıyorum. Hadi bakalım gidelim Ahmet'le birlikte. Ahmet elmaya bakalım nasıl ulaşacak? Bu şekilde gidiyorum. Sizler daha farklı yollar tabii ki de bulabilirsiniz çocuklar. Şunu biraz aşağıya gerekiyor. Evet. Evet, sağlıklı beslenmek isteyen Ahmet meyvesine ulaştı artık tüketebilir. Evet, burada bilmeceler var çocuklar. Bakalım neler sormuş, hangilerini biliyorsunuz? Birlikte bir okuyalım bakalım. Alçacık dallı, yemesi ballı. Ne olabilir acaba? Hemen bir bakalım. Çilek arkadaşlar. Alçacık dallı, yemesi ballı. Çilek. Hanım içeride, saçı dışarıda. Ne olabilir ki? Hanım içeride, saçı dışarıda. Mısır çocuklar. Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal. Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal. Ne olabilir ki? Kiraz. Ektim beyaz, bitti yeşil, sonra oldu kırmızı meşin. Ektim beyaz, bitti yeşil, sonra oldu kırmızı meşin. Neymiş ki bu? Biber çocuklar. Evet, şimdi burada ıspanak ve dişler demiş. Kısa bir fıkra anlatmış bize. Tabağındaki ıspanağı yemek istemeyen çocuğa annesi, bak yavrum, ıspanak dişleri kuvvetlendirir. Hemen yemeğini bitir. Çocuk cevap vermiş. Öyleyse dedeme ne için yedirmiyorsun? Demek ki dedesinin dişleriyle ilgili problemi varmış. Çocuk da çok güzel cevap vermiş ama tabii ki de ıspanak gerçekten çok faydalı çocuklar. Mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Evet, değerlendirme zamanı. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Okuyalım bakalım. Kişisel temizliğimizde suyu tasarruflu kullanmalıyız. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Yiyecek, içecek satın alırken pahalı olanı ve reklama en çok yapılanı almalıyız. Hayır arkadaşlar, reklama en çok yapılan veya pahalı olan yiyecek her zaman en iyisidir demek değildir, değil mi? Biz ihtiyacımız olan, aile bütçemize uygun olan yiyecek ve içeceği satın almalıyız. Yanlış. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeliyiz. Evet çocuklar, sebze ve meyveleri dengeli beslenmek, düzenli beslenmek ve sağlıklı beslenmek isteyen bir insan mutlaka mevsiminde tüketmeli. Büyümek, sağlıklı olabilmek için dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. Evet, büyümek ve sağlıklı olabilmek için dengeli beslenmeliyiz. Öğün atlamamamız gerekir.
Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeliyiz. Her besin grubundan mutlaka yemeliyiz. Onu yemem, bunu yemem dememeliyiz. Okulumuzda lavaboları temiz kullanmak sadece okul çalışanlarının sorumluluğudur. Hayır, okulumuzda lavaboları temiz kullanmak herkesin sorumluluğudur. Öğrencinin de, öğretmenin de, çalışanların da o lavaboyu kullanan herkesin sorumluluğu temiz bırakmak, temiz kullanmaktır arkadaşlar. Çünkü orası ortak alan. Eğer herkes gerekli kadar özen göstermezse bakteriler çok çabuk, pardon buna yanlış koydum, Y olacaktı. Bir saniye var. Hemen düzelteyim. Yanlış. Tabii ki de hepimizin sorumluluğu lavaboları temiz kullanmak sadece görevlilerin değil çocuklar. Evet, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklardaki uygun sözcükler ile tamamlayınız demiş. Hemen aşağıdaki kutucuklara bir bakalım birlikte. Neler varmış? Musluğu, temizlik, nar, şekerli, hijyen, portakal, son kullanma tarihine. Kelimelerimiz bunlar. Şimdi cümlelerimizi bir okuyalım bakalım. Dişlerimizi fırçalarken nokta nokta kapatmalıyız. Neyi kapatmalıyız çocuklar? Musluğu kapatmalıyız. Musluğu kapatmalıyız. Bir ürün satın alırken, buna da çarpı koyalım. Bir ürün satın alırken mutlaka o ürünün son kullanma tarihine bakmalıyız arkadaşlar. Eğer son kullanma tarihi geçmişse hemen reyon sorumlusuna bildirip o ürünün oradan kaldırılmasını istemeliyiz. Çünkü sağlık açısından çok tehlikeli bir durum. Son kullanma tarihine bakmalıyız. Evet, nokta nokta ve nokta nokta kış meyveleridir. Neler kış meyveleriydi? Evet çocuklar, nar ve portakal kış meyveleriydi. Yazalım. Nar ve portakal kış meyveleridir çocuklar. Yaz meyveleri nelerdi? Hepimizin çok sevdiği karpuz, kavun, çilek, kiraz. Bunlar yaz meyveleriydi, değil mi? Evet, diyabet hastaları nokta nokta yiyecek ve içecekleri dikkatli kullanmalıdır. Çocuklar biraz önce okuduğumuz metinde de vardı. Diyabet hastaları şekerli yiyecekleri tüketirken çok dikkatli olmalıdır, değil mi? Gereğinden fazla tüketmesi sağlık açısından onları tehlikeye sokabilir. Evet, şekerli yiyecek ve içecekleri dikkatli tüketmelidir. Kendimizi çevremizdeki insanların sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında nokta nokta ve nokta nokta kurallarına uymalıyız. Çocuklar, kendimizin ve çevremizdeki insanların sağlığını korumak için temizlik ve hijyen kurallarına mutlaka ortak alanlarda uymalıyız. Yoksa bakterinin çok çabuk üreyebileceğini ve hastalıklara sebep olabileceğini söylemiştik. Evet, temizlik ve hijyen kurallarına uymalıyız. Devam edelim. Evet, aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımda kullandığınız kaynaklardan değildir? Çocuklar, kişisel bakımda suyu kullanıyoruz. Elimizi, yüzümüzü, dişimizi fırçalıyoruz. Elektriği kullanıyoruz. Ama rüzgarı tabii ki de kişisel bakımda kullanmıyoruz çocuklar. Evet, şöyle kırmızı ile göstereyim. İkinci sorumuza bir bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilinçli tüketici davranışlarındandır? Bilinçli tüketici nasıl olmalıydı? Reklamda gördüğü her ürünü satın almamalıydı. İhtiyacı olmayan bir ürünü satın almamalıydı. Alacağı ürünün son kullanma tarihine bakmalıydı.
Bilindik yerlerden alışveriş yapmalıydı. Açıkta ürün satın almamalıydı. Ürünü satın alırken mutlaka kutusunu kontrol etmeliydi. Açılmış mı, hasar görmüş mü, değil mi? Ve mutlaka fişini saklamalıydı. Olur da bir aksilik olursa iade edebileceğini göz önünde bulundurarak. Bakalım bir de satın aldığımız ürünün son kullanma tarihine bakmalıyız. Evet, bilinçli bir tüketici mutlaka bunu yapmalıydı. Reklamı çok yapılan ürünleri satın almalıyız. Hayır, bir ürünün reklamı çok yapılıyor diye bu o ürünün çok iyi olduğu anlamına gelmez. Ürünü satın alırken ambalajını mutlaka kontrol etmeliyiz. Evet çocuklar, 1 ve 3 bilinçli tüketicinin yapacağı davranışlardı. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kış mevsiminde tüketilmesi gereken sebzeler verilmiştir? A'da ıspanak, lahana, pırasa demiş. B'de domates, fasulye, patlıcan demiş. Domates, fasulye, patlıcan bunlar yaz mevsimine aitti değil mi? Biber, salatalık, kabak bunlar da yine yaz mevsimine aitti. Ama kış mevsimine ait olan ıspanak, lahana ve pırasa sebzeleri kış mevsimine aitti. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? Cips sağlığımız için gerekli bir besin mi? Tam tersi arkadaşlar. Sağlığımız için hiç de gerekli değil. İçerisinde bir sürü sağlığımızı olumsuz etkileyecek maddeler var. Çikolata sağlığımız için gerekli bir besin mi? Hayır. Ama düzenli bir şekilde yumurta tüketmemiz sağlığımız için gerekli olan bir besindir yumurta çocuklar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallardan değildir diyor. Değildir. Okulda tuvalet ve lavaboları temiz kullanmalıyız. Kesinlikle ortak kullanım alanlarında uymamız gereken kurallardan biridir bu. Ben değildir'i arıyorum ama. Yiyeceklerin ambalajlarını yere atmalıyız. Ortak kullanım alanlarındaki bir kural mı bu? Tam tersi yere atmamamız gerekir. Değil mi? B şıkkı ama ben C'yi de bir okumak istiyorum. Piknik alanlarında çöplerimizi bırakmamalıyız. Tabii ki de ortak kullanım alanlarında nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız arkadaşlar. Ama yiyeceklerin ambalajlarını yere atmak bu bir ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kural değil. Tam tersi yapmamamız gereken bir şey. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi çölyak hastaları dikkatli tüketmelidir? Çocuklar çölyak hastalarının glutene alerjisi oluyor. Bu da nedir? Gluten nedir? Mesela buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten bazı insanların vücudunun çok fazla tepki vermesine sebep oluyor. Bu yüzden o insanların mutlaka tahıl grubunu tüketirken dikkat etmesi lazım. Çünkü vücutları aşırı tepki gösterdiği için tahıl grubunu tüketirken mutlaka dikkatli olmaları gerekir çocuklar. Aynı diyabet hastalarının şekeri tüketirken dikkatli olmaları gerektiği gibi çocuklar. Evet çocuklar, bu ünitemizin sonunda Ocak ayının ikinci haftasında enerji tasarrufu haftası olarak kutluyoruz. Sadece Ocak ayının ikinci haftasında değil, her zaman enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliyiz. Sadece enerji haftasında öğrendiklerimiz o hafta değil, her zaman uygulamalıyız çocuklar. Bir okuyalım bakalım. Günlük yaşantımızda enerji önemli bir yer tutar. Çevremizde ısınmadan aydınlanmaya kadar birçok alanda ihtiyaçlarımız vardır. Bu tür ihtiyaçlarımızı enerji kullanarak karşılarız. Kullandığımız başlıca enerji kaynakları çocuklar, elektrik, su, doğal gaz, petrol, kömür, rüzgar ve güneştir. Bu kaynakların israf edilmesi ve azalması hem bize hem de ülkemize büyük zarar verir. Bu nedenle enerji kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması gerekir. Bir gün enerji kaynaklarının bazılarının tükenebileceğini unutmamalı, onları dikkatli kullanmalıyız. Ülkemizdeki enerji tüketiminin bilinçli yapılması için her yıl Ocak ayının ikinci haftasını
Enerji Tasarruf Haftası olarak kutlarız. Bu hafta boyunca öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi her zaman uygulamamız gerekir. Evet, haftayla ilgili güzel sözler vermiş çocuklar. Enerji tasarrufu yaşamımızın bir parçası olmalıdır. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Enerji savurganlığı bütçemizi eritir. Doğru. Enerji uygarlık demektir.